Şuraya alacaksın. Tabii sen benden uzun olduğun için. Tamam. Neyse, renklerimiz benziyor artık. Tamam. Kısa boylu bir şeye bakıyoruz. Müthiş. Tamam. Harikayız. Sen de benden kısasın. İşte o yüzden kısa boylu. Özellikle. Başlayalım mı? Server, senin için sabit olmak ne demek? Sabit kelimesi senin için ne anlama geliyor? Hareket senin için ne anlama geliyor? Durma bana çok feci geliyor. Bir hareket, bir şey yapmam lazım. Kendimi ifade etmemiş gibi hissediyorum. Kendimi anlatmam gereken ne kadar çok şey varmış gibi bir duygu içindeyim. Bir şeyler anlatacağım diye kendimi çok zorluyorum. Çok fazla bir enerji harcıyorum. Aslında bunu yaparak da ne, şuna şunu anlatacağım diye tanımlayacağım bir şey de yok. Ama ben bunun içinde olmak, yani bu yolda olmak bana iyi gibi geliyor. Ben kendimi böyle iyi hissediyorum. Bir şeyleri canlandırmak istiyorum ya da yeni bir anlam yaratmak istiyorum denebilir. Onun için bunu hareketli bir şeyler yaparak duygumun daha güçlü olacağını düşünüyorum. Eğer çalışmazsam kendimi berbat hissederim. Onun için durmamam gerekiyor. Hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak background'ımı mıncıklayacağım. Bir de ben etrafını mıncıklayan bir herifim. Ben sana bakıyorum, seni anlamaya çalışıyorum. Onun için durmak kelime olarak bile bana böyle kötü geliyor. Yürümem lazım, araştıracağım, bir şey yapacağım. Onu anlamaya çalışacağım. Başta kendimi. O zaman bu aslında toplumumuzun hareket etmekle ilgili bir sıkıntısı var ya. Herkes kendi önüne engeller koyuyor ya. Ya ben şimdi bunu yaparım ama şunu bundan dolayı yapmıyorum deyip durduruyor kendini. Yapamayabilirim diyor. Yapamayabilirim diyor. Ama aslında oradaki çaba ya kıymetli olan, sadece eyleme geçmek ya kıymetli olan. Bunun için ne söylemek istersin? Ben herkesin bir sürü şey yapabilecek enerjilere sahip olduğunu, bir kere doğuştan bu böyle bir hamurun geldiğini, bizde var olduğunu ama bizde bu hamurun örselendiğini düşünüyorum. İstemesek de aile içinde örseleniyor daha çok, okul çevresi, yakın çevrede, arkadaşlarda bizim ne müthiş, ne böyle inanılmaz şeyler yapabileceğimiz konusunda herkes çok inançlı olsa var ya, önümüz feci bir şekilde açılacak diye düşünüyorum. Yani ben bir şeyler yapıyorum, beğeni alıyorum, aferin alıyorum ama bu hiç bana özel değil. İkimiz de müthişiz. Yani hamur olarak hepimiz aynı zenginliğe sahibiz ama sen yapamazsın. Küçük kız annesi öyle diyordu. Bunu örnek gösterebilirim, böyle bir şey diyebilirim. Ve kendime böyle yaptıkça, çalıştıkça daha yapabileceklerinin cesareti geliyor. Onun için toplum yapısı çok önemli burada. Sosyal, aile yapıları, ailelerin ve yakın çevrenin çok teşvik edici olmasını çok önemsiyorum. Bu çok önemli bir şey. İlham geldiğinde aşk doğuyor ya içimizde. Sanatını icra ederken de zor bir tercihte bulunmuşsun. Teknik anlamda da muazzam bir yeteneğin var. İlham halinde mi yapıyorsun? Yoksa sanatının bir mesajı mı olsun istiyorsun? Bütün heykeller, ben kendimi, kendi kapalı alanlarımı, çekingenliklerimi, ne varsa bana ait, üzeri örtülü, görünmeyen, ben onları ifade ediyorum. Var olmak ne tuhaf, dünyaya bir şekilde atılıyoruz. Yani oraya yuvarlandı, herkes kendine ben kimim? İnsan olmak kendine çok soru soran bir durum yaratıyor. İnsan olmak böyle bir şey. Yani ben geldim, lay lay lom, yaşanmıyor yani, kendini sorguluyorsun. Benim anlamım ne diye? Ben en azından neysen kendime ne işe yararım ya, ben ne yapabilirim? Onun için heykel benim tutunduğum bir dal. Yani ilhamdan yola çıkarsak, ilham çok doğru bir şey yani. İlham geldiği zaman sen ona hazır olman lazım. Sen yani hiç onunla ilgin yokken bir şey geldiğinde sana ilham oldu diye bir şey yok. İlhamın içinde olman lazım. İlham bekliyor olman lazım. Aşk gibi içsel olarak hazırlıklı olman lazım. Bütün ilhamları biriktiriyorsun aslında. Bugün mesela siz geldiniz, sizinle konuştuk. Ben senden çok ilham aldım aslında. Cepte bir şey varsa verirsin. Ben de öyle biriktirmeyi seven bir herifim. Araştırmayı, öğrenmeyi, bağlantılar kurmayı. Mutlaka bir şey var. Henüz daha yapmadım. Belki var ya, sonunda hiçbir yere varmayacağız, bilmiyorum. Ama olsun, biz bu yoldayız ya. Biz bunu ya anlamaya çalışıyoruz. Aslında az önce bahsettiğin her şey motivasyonla ilgili ya. Senin içinde var olan o güçle ilgili bir şey. Ve sen o tutunduğun şeyi hiçbir zaman bırakmıyorsun. Yani o rabıtan o anlamda o kadar sağlam ki onu hiç bırakmıyorsun. Ve her seferinde başka bir şeyle, başka bir şeyle, başka bir şeyle üstüne
koyarak devam etmeye çalışıyorsun. Hı-hı. Çok ilkel denebilecek bir yöntemle başlıyorsun işine. İki boyutlu bir şey çiziyorsun önce. Ama ondan sonra ona boyut kazandırmaya başlıyorsun. Yani daha elle tutulur bir hale getiriyorsun ve o da bu oluyor diyelim. Hı-hı. Sonra bütün o mekanik aletleri birleştirip, bütün o mekanizmayı yapıp eyleme geçiriyorsun. Hı hı. Yani bu içinde hissettiğin güç diyeyim, o aşk diyeyim, bu ilham diyeyim. Neyse bu motivasyonun o temeli tam olarak ne oluyor? Senin yapamayacağın bir şey yok dedi baba. Biliyorsan basittir. Hiç gizli bir şey yok. Göremeyeceğimiz bir şey de yok. Her şey çok belli. Zorluk bilmemekten kaynaklı. Merak çok önemli. Mutlaka bir yerden güç alıyoruz. Ben enerjilerini buradan aldığımı düşünüyorum. Bir şey yapıyorsun, olmadı değil mi? Bir daha yapıyorsun. Ya yapamadım ben bunu, ben yapamam. Dediğin an bitti her şey. Şahane olmaz ama olsun, bir şekilde yaparım. Yapacağım diye yola çıktım. Onun için içinde acayip bir cesaret var. Cesaretlerim biraz da deneyden geliyor. Bundan sonraki hadsizliğin ne olacak? Şimdi benim bir projem vardı. Sokakta catwalk 10-12 kişi var. Ben de en arkalarındayım. Biz beraber yürüyoruz. Edirne yoluna gidiyoruz. Yani sınıra doğru gidiyoruz. Ve arkalarından komut ediyorum onları. Bayağı sokakta hiçbir desteksiz, bir yere kaideye bağlı olmadan. Şu an en son şeyim biliyorsun, bu geriye doğru giden çocuk. Down sendromlu. Onun duygusu beni çok etkiliyor. Onu yapıp ve görmek istiyorum. Ben zaten iyisini yaparsam zaten her şey olur. Örnekte olursun. Onun için iyisini yapmamız lazım yani. Hiç kolaya kaçmıyorum ben kendi adıma. Kendini Türk hissedenlerin en yüceltilesi özelliği nedir sence? Zeka, yetenek, nesnen şartlar bizim insanımızı kötüleştiriyor. Kötü şeyler düşünmemize neden oluyor. Bunun nedeni eğitim sistemi. Bizdeki idarenin iyi olması lazım ki bu insanlar güzel güzel yaşarsınlar. Mutluluklar olsun, kötü huylarımız değişsin, iyiye doğru gitsin. Eğitim çok önemli. İyi örneklerimizin çok olması lazım. Kendi adıma ben sizinle şu an konuşmaktan çok memnunum. Niye memnunum? Kendi düşüncelerimi, iyi niyetimi ve özlemlerimi anlatıyorum size. Bence bu bir kârdır. Senden de bana geçti, arkadaşlarım da birbirimize geçti. Umutlu olmayı çok istiyorum. Bana sormak istediğin bir şey var mı? Neyi hedefliyorsun? Gitmeyi istediğin yolu sorabilirim. Kendine inanmak ve koyduğun hedef uğruna gaye göstermek ve kendine inanmaktan kesinlikle vazgeçmemek, hı-hı, araştırmak, hı-hı, çabalamak, görmek, bir şey yapıyorsan onu en iyi şekilde yapma gayretinde, hı-hı, bulunmak. Hı-hı. İki taraf var. Bir tanesi hiç bu yargılarda bulunmadan net bir şekilde onu gören, hı-hı, ve aslında bir şey bekleyen. Diğer tarafta onun yaptığını ben yapamam. Ben de diyorum ki bunu ben yapıyorsam sen zaten yaparsın. Ben olduğum için yapmadım. Sen benim, ben sensin. Aynıyız ya bir yerde. Farklı insanlar olabiliriz ama aynıyız. Yani aslında biraz insanların kendi içindeki gücü keşfedip kimsenin baskısı altında kalmadan, kimsenin koyduğu sınırlarla yetinmeyip o sınırları genişletmek, hatta o sınırı görüp aşma gayesinde bulunan insanlar ve kendi güçlerini eline alan, iradeleriyle bir şeyler için çabalayan insanlara dokunmak aslında bir yerde. Dokunmak da yanlış aslında ama dokunmak kelimesi uygun değil bu söylediğim şeyde. Ama yani onlarda o bir kıvılcım uyandırmak aslında. Hadsiz dedi. Yani çok iddialı bir laf yani. Hadsiz yani. Teşekkür ederim Serber. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ekibe duyuyor. Kişi orada zavallı. Yoruldu bizler. Yoruldu bizler. Müthiş. Zaten. Kestik.